Buranın özelliği bir grup filozof okulun Milli Eğitim tarafından tadilat edilmesi, tamir edilmesi isteniyor. Merhaba. Kapalı mı? Tamam. Bunların koparılmasının büyük cezası var, biliyorsunuzdur. Buralarda kimler oturuyor derseniz, benim en sevdiğim zenginler oturuyor. Çiçeklerle bezenmiş. Şurada görüyorsunuz. Bembeyaz bir salkım çıkmış. Şuradan çiçekler çıkmış. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar, Koreli bir grup. Yani siz poponuzu kaldırıp gezmezseniz elin gavuru ta ada tepesine kadar gelir, buraları keşfeder. Arkadaşlar, Kaz Dağları, Zeus Altarı, Adatepe köyüne giderken hemen sağ tarafta araç park etme yerleri var. Tabi bu mevsimde biraz tenhalık var ama. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Edremit taraflarında Edremit'ten Altınoluk yoluna doğru ilerleyerek gelmiş olduğumuz Adatepe'yi sizlere gezdireceğim. Güneş de tam tepemizde. Sezon daha açılmadı ama sizlere burası hakkında kısaca bilgi vereceğim, ama önce biraz gezelim istiyorum arkadaşlar. Girişte sizi şöyle bir yer karşılıyor. Hareketlilik yeni başlamış. Ama yaz aylarında halkın uğrak yerlerinden birisi. Ayrıca bademdir, yaban versin. Nerede? Abi. İşte hemen sizi kafeteryalar karşılıyor. Buradan gelen görüntü uzak kalıyor. Ama burada da müşteri buraya oturduğunda çirkin olur. Çirkin olur. Hurma kahvesi olduğu yazıyor. Manlama denediniz mi diyor. Çiçeklerin aromayı unuttum. Arkadaşlar, mimari açıdan baktığınızda şu güzelliğe baksanız arkadaşlar, şu güzelliğe. Bu çiçeklerin adı neydi ya? Şu Türk tipi yapılar. Burada iki çeşit yapılar arkadaşlar. Mesela şu Türk tipi yapılar ve bir de Rumların evlerine gezeceğiz birazdan, görüntüleyeceğiz. Burada arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türkler ve Rumlar huzur içerisinde yaşadığı söyleniyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra önce mübadele ile Rumlar gidiyor. Yerlerine Girit ve Midilli'den Türkler geliyor arkadaşlar. Son nüfus 1950'lerde iyice seyreliyor. 1960'larda burası tamamen hayalet köy halini alıyor. Tam harabeleşecekken 1980'li yıllarda, 80 yılında hatta İstanbul'dan
bir grup yazar, çizer kişilerce İstanbul'dan gelinerek buralar keşfediliyor. Ve bu süreç içerisinde arkadaşlar burada 100'e yakın bina yapılıyor tekrardan. Harabe haline almış olan binalarda onarımdan geçiliyor. Bakın bunlar da Rum tipi yapılar. Burası da sanıyorum ki okul, eğitim tarihi müzesi diyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim tarihi müzesi diyor. Buranın özelliği bir grup filozof okulun Milli Eğitim tarafından tadilat edilmesi, tamir edilmesi isteniyor. Ve burada okur yazar tayfası tarafından akademisyenler, yazar, çizer kişiler tarafından burası kullanılmaya başlıyor. Ve arkadaşlar buradan birçok tanınmış kişi topluma kazandırılıyor. Şurada kapı da açık ama 1943 diyor. Allah Allah. Şimdi biz girsek. Merhaba. Kapalı mı? Tamam. Bize tamam. Görebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Vallahi yoruldum. Hava da çok sıcak. Bir bayan arkadaş çıktı. Kapalı olduğunu söyledi. Tabii ki biz de ısrar etmedik. Şöyle dış tarafından sizlere bu yapıyı göstermek istiyorum. Pencereleri görüyor musunuz arkadaşlar? Hala o dönemden kalma pencereler. Mevki de çok güzel aslında. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle güzelim bir manzarası var. Köy öyle bir yere kuruluyor ki, şöyle bir bilgi edindim. Denizi az gören bir yere yapılıyor. Şurada deniz. Bunun da sebebi o zamanlar korsan saldırıları çok had safhada arkadaşlar. Geliyorlar, yağmalıyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, yağmalıyorlar, gidiyorlar. Denizden köyün gözükmemesi için gelip önce burada kuytu köşe yerlere binalarını dikiyorlar. Tabii ki zaman ilerledikçe bu sefer bu yapılar aşağı doğru deniz manzaralı alana doğru kaymaya başlıyor. Ne zaman? Ta ki korsanlar bu bölgeyi terk etmeye başlayıp artık daha güvenli bir ortamların sağlandığı dönemlerde. Burası biraz şeye de benzemiş, hafiften andırıyor. Hababam sınıfının çekilmiş olduğu okula biraz anımsattı bana. Ve hayatımda şu yaşıma kadar ilk defa nilüfer çiçekleri görüyorum. Bunlar bir yerde, aman balıklar da var. Çok güzel. Arkadaşlar balıkları görüyor musunuz? Çeşit çeşit balıklar atmışlar. İçine süs balıkları var. İnşallah görüyorsunuzdur. Nilüfer çiçekleri. Bunların koparılmasının büyük cezası var biliyorsunuzdur. İlk defa da bu kadar yakından nilüfer çiçeğinin görüntüsünü almış oluyorum. Şu taş yapıya bakayım ya. Kepenklerine bakın arkadaşlar. Böyle bir kap su bırakmışlar. Böyle hayvanlar için. Şu yapıya bak. Yapıyı demirlerle, demir kazıklarla kurmuşlar. Burası da cami. Bakıyoruz. İbadethane açık mı? Kapalıdır diyecektim ama
tarafına çıkmış. Şuradan şöyle. Şurayı da çekmek istiyorum. Arkadaşlar. Vallahi çok temiz. Çok hoş. Cami. Mimarisi de güzel. Taş yapı. Gerçekten güzel, temiz, bakımlı. Gelirseniz mutlaka uğrayın arkadaşlar. Ya buralarda kimler oturuyor derseniz, benim en sevdiğim zenginler oturuyor. Hayatı yaşayan, bize hükmeden, bizi istedikleri gibi yönlendiren zenginlerin yaşam alanları buralar arkadaşlar. Şifalıymış herhalde. Almanya'dan birileri sosyal medyadan ulaştı bana. Bunların işte kurutulmuşundan istedim. Öf, leş gibi de kokuyormuş bu arkadaş ya. Aa, bir de elime vurdum ona. Bunun kurutulmuşunu istedi benden. Dedi ki bir sürü de var bakın. İmkanınız varsa dedi, parası neyse vereceğim dedi, euro bazında. Yollarsanız sevinirim dedi. Ben dedim araştırmam lazım, bakayım. Tabii sonra da hiç uğraşasım gelmedi, öyle bıraktım arkadaşlar. Aşağılara bakıyorsunuz. Bak hep mağaralar var oralarda. İşte bu mağaraları normal şartlarda birçok kişiyle iletişime geçmiştim ben. Buranın tarihini vesaire anlatmışlardı. Tabi bu arada bir de ben de biraz sosyal medyadan araştırmalarımı yapmıştım. Hiç böyle mağaralardan falan bahsedilmiyordu. Bakın küçük küçük mağaralar var. Tabi işlevi var mıydı yok muydu onu bilemem. Bir de şurada büyük bir kaya var. Etrafı da çitle çevrilmiş. İşte neyin, ne maksat neymiş, ne çitiymiş o. Onu anlayamadım. Acaba bu Zeus Altarı diye bir yer vardı. Orası o mu? Bak şimdi ya. Bu kadın şimdi buradan geldi bu kadınlar. Az önce kadınları takip ettim. İnşallah doğru düzgün bir yere çıkarım. Yoksa buradan geri dönmek de bana hiç hoş gelmeyecek bu sıcakta. Arkadaşlar ben kapatayım bakayım, biraz ilerleyeyim. Çok sıcakladım. Burada bir Rum evi var. Bakın ne kadar enteresan ki. Giriş kapısı burada ve çiçeklerle bezenmiş. Şurada görüyorsunuz, bembeyaz bir salkım çıkmış. Şuradan çiçekler çıkmış. Akasyalar içeride. Dışarısı da pembeye boyanmış. Adam büyük ihtimal bu da benim en sevdiğim tayfadan, zengin tayfasındandır. Tavuğunu, horozunu bilmem nesini de almış. Erikleri de var. Ben de tabii gözüm onlarda. Ama üst katlarında var. Evet. Yalnız buralar çok dik arkadaşlar. Yani burası herkese hitap etmiyor diye düşünüyorum. Ayırıp baktım ya. Keçiler. Hı hı. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Hünnaf Han. Burası da buranın oteli. Eskiden edindiğim bilgilere göre. Şöyle bir girişi var. Atatürk portresi sizi karşılıyor. Arkadaşlar çok ilginç. Vallahi şöyle bir çekim yoksa. Hünnaf Han Oteli'nin
şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Burası zamanında bu alt kısmı hayvan bakım yeri olarak kullanılıyormuş. Tabii ki zamanla otele çevrilmiş. Hemen girişte sağda bu şekilde görürsün bunu nasıl sürüyor arkadaşlar. Hem yöresel ürünler hem el yapımı ürünler. Burada her yer dut. Her yer ıhlamur. Böyle benim buyurun. İşte İstanbul'dan kaçıp geldim. Bura hakkında düşüncelerimi merak ediyorsanız eğer, yalnız şu arkadaki yapı çok hoşuma gitti. Şu da çok güzel, bu da çok güzel, hepsi çok güzel. Zaten orayı bağlayacağım işi. Arkadaşlar buralar benim en sevdiğim zenginlerin bölgesi. Bunu bilerek dedim. Yani yapılar güzel. Çünkü niye? Zengin yaptığı için. Fakir yapısı olsa yani bu taşlar böyle simetrik bir şekilde durmaz. Biri fazla çıkar, biri içeri girer. Bir tarafı çöküktür. Kepenk mepenk yoktur. Yani mezarlıktaki ağaçların yapılarına bile bakın. Şuna bakın. Ladin ağacı mıdır nedir? Yani o kadar enteresan durmuş ki. Yani zenginlere gösteriş yapar gibi kudretli bir şekilde çıkmış. Bizler de fakirler olarak, beş parasız olarak böyle anca çevrelerinde dolanır dururuz arkadaşlar. Adatepe'den sizlere ileteceklerim bu kadar. Taşların, kayaların üzerine yapılmış yapılar, hep bakın burada. Onun gibi yapılar. Şu ev çok hoşuma gitti. Yapısı ve mini bir bahçesi var önünde. Çok hoş duruyor. Yazın buraya gelen garibanları oradan balkondan işte izleyip herhalde diyorlardır ki vay gariplerim vay. Vay ki ne vay. Ne işiniz var sizin buralarda? Ben keyif çatarken bizi izlemeye, bizim yapılarımıza bakmaya mı geldiniz dercesine otururlar balkonlarında. Şunlar da arkadaşlar Koreli bir grup. Yani siz poponuzu kaldırıp gezmezseniz elin gavuru ta ada tepesine kadar gelir, buraları keşfeder. Arkadaşlar Kaz Dağları, Zeus Altarı, Adatepe köyüne giderken hemen sağ tarafta araç park etme yerleri var. Tabi bu mevsimde biraz tenhalık var ama tabi yaz aylarında oralarda araç park edebilmek imkansız hale geliyor. Çünkü çok çok uzun kuyruklar oluşuyor. Bu şekilde de bir güzergahtan bakalım ne kadar yürüyeceğiz. Onu da göreceğiz, kaç dakika sürecek bu yolculuk. Çok fazla bir şey süreceğini sanmıyorum ama her taraf şöyle büyük büyük kocaman kayalıklar var. Bu bölge zaten kayalık bölge. Adatepe köyü de şurası. Zamanında korsanlardan korunmak maksadıyla bu şekilde ara bir yere yapılmış. Denizi çok az ev görmekte. Tabii bunda korsanların o uzaklıktan görmeleri olanaksız olmasından dolayı bu şekilde burayı yapmışlar. Çünkü korsan saldırılarından, yağmalarından kendilerini korumaya çalışmışlar. Arkadaşlar rahat bir kilometre oldu. Hala yürümeye devam edeyim bakalım. Yoruldum artık. Bu da buranın güzel tarafı. Her 150-200 metrede bir çöp kovası koymuşlar. Evet arkadaşlar.
Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, Zeus altarı denilen tapınağın olduğu yere de geldim. Şöyle uzun bir yoldan hemen hemen 1,5 kilometre falan yürüyorsunuz. Biraz tırmanma, rampa. Burası arkadaşlar adak adanılan ve kurban kesilen dini yapı anlamına geliyor. Bunlar arkadaşlar Musevilikte ve Hristiyanlıkta yaygın olarak sunak tabiri kullanılıyor. Kaz Dağı'ndaki Zeus altarı ve Zeus'a adak adanan ve kurban kesilen yer arkadaşlar. Burası. Şöyle biraz aşağıya doğru iniyorum bakalım. Önce alttan, daha sonra da üst yapıya geçip bakacağız bakalım. Neymiş, neyin nesiymiş. Arkadaşlar Zeus'u biliyorsunuz. Zeus Yunan mitolojisinde en güçlü tanrı anlamına geliyor. Bakın gelenler hep alta gidiyor, üste gidiyor. Alta inen yok. Yani alttaki şu güzelliği gören yok. Deminden beri dikkat ediyorum. Oturdum. Şu bu kısma inen görmedim ama bizim işte toplumumuzun yapısı arkadaşlar biliyorsunuz. Yani öküzler vardır böyle, bakın Buket yazmış, Erkan yazmış, ebesine bilmem nesini yazmış, falan yazmış, filan yazmış. Yani öküz oğlu öküz. Şu arkadaşlar şu delikler de bu kayacın erimeye başladığını gösteren izler. Allah. Vallahi sakatlanacağız da. Sakatlanacağız, sakatlanacağız. Bakın bunlar kayanın eridiğini gösteren işaretler. Zaten altı komple oyulmuş. Toprak olan kısmı kalkıyor arkadaşlar. Ondan sonra taş şekilleri de o şekilde gün yüzüne çıkıyor. Şuralarda zaten bakın görüyorsunuz kömürümsü gibi maddeler var. Yani buralarda ateş de yakılmış zamanında. Arkadaşlar Zeus kimdir? Zeus Roma'da Jüpiter olarak bilinir. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerin tanrısı olarak biliniyor arkadaşlar. Ve en güçlü tanrı olduğuna inanılıyor. O dönemdeki Hristiyanlar ve Museviler tarafından. Aşağısıyla arkadaşlar 298 metre yukarıya bu adak yeri yapılıyor. Arkadaşlar Hemeros yazdığı İlayda destanında tanrıların İda dağında yaşadıklarından ve Truva savaşını buradan izlediklerine inanılıyor. Hatta buradan izleyip buradan yönettikleri söyleniyor. Yani inanış bu şekilde. Araştırmacılar da bu yüksek denize ve Edremit Körfezi'ne hakim bir tepe üzerindeki mekanın Zeus hayatı olduğunu düşünmektedir. Burası günümüzde de mitolojik olarak kutsal olan ama olma özelliğini halen devam ettiriyor. Zeus sunağının bulunduğu alan arkeolojik ve sit aynı zamanda orman sahası olarak burası tanımlanmış arkadaşlar. Baby you are my life, 你点亮我的爱 Forever shine, 命中注定的安排 我明白 第一次见面你的开场白 没有彩排但却意外可爱 晚风吹过来, 雾气散开 眼神在交换 世界按部就班的状态，遇见你的瞬间明亮起来，乌云都散开，没什么阴霾，有你在。
紧彼此在呢喃，只要你和我轻轻抬头看，就能把海全部装进宇宙的口袋。晚风吹走我的迟疑躲闪，月光洒下只想对你依赖。夜色很浪漫，时间变很慢，有你在 Baby you are my life， 你点亮我的爱。 Forever shine， 命中注定的安排，我明白流星划过窗台，我像极光的